Biz burada bugünkü Hatay günleri çerçevesinde bu paneli düzenlerken elbette Hatay'ın kültüründen, mutfağından, müziğinden, danslarından o kadar çok şey var ki konuşulacak burada. Ama geldik gündemin içerisine Hatay'ın depremini koyduk. Hatta cümlenin başına da işte İstanbul depremi bağlamında derken, yani Hatay'ı konuşurken İstanbul'u da bir hatırlatalım dedik. Tabii zaman zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde deprem oluyor. Türkiye'de neden deprem oluyor? Bunun bir cevabını verebilmek gerekli. Aslında şu harita çok güzel bir harita. Boyalı alan var görüyorsunuz. İşte batıda İspanya'dan başlayan, oradan İtalya üzerinden Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye, oradan da İran'a doğru giden renkli bir kısım. Hali hazırda bir dağ kuşağı. Biz buna Alp-Himalaya dağ kuşağı diyoruz. Bizim kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kıtalar bizi sıkıştırıyor. Her sene birkaç santim sıkıştırıyor. Bizim ülkemizde dağ kuşakları boyunca halı gibi kıvrılıyor. Yer kabuğu önce bir kıvrılır, sonra da kırılır. O kırıklar boyunca ayrılmalar, ötelenmeler, depremler oluşturur. Henüz bu süreçler bitmediği için bizim ülkemizde ve komşu ülkelerde depremler devam edecek. Yani birinin çıkıp artık ülkemizde deprem olmayacaktır, İstanbul'da deprem olmayacaktır gibi bir söylemi yanlış ve eksik kalır. Çünkü bu nedenle bu süreç devam ettiği için ülkemizde depremler devam edecek. Hatta bizde bildiğimiz en büyük deprem Erzincan depremiydi. 1939 Erzincan depremiydi. O deprem bizim en büyük depremimiz olarak kabul ediliyordu. Bu depremden sonra işte bu depremin son 100 yılın en büyük depremi olarak ifade edildiğini biliyoruz. Ama yabancı bazı kaynaklarda bu, deniyor ki bu deprem 100 yılın değil son 2000 yılda Türkiye'nin geçirdiği en büyük depremdir deniyor. Son 2000 yılda. Dolayısıyla bu anlamda da bakmak gerekiyor. Depremin ardından 9 saat sonra ikinci bir deprem daha oldu. Ama ilk depremin ve ikinci depremin birlikte Kahramanmaraş depremleri olarak adlanmasına ben karşıyım. Bu deprem Hatay ve Maraş depremleri. Böyle ifade edilmesi gerek. Şahsen ben bütün sunumlarımda bu ifadeyi kullanıyorum. Bir Hataylı olduğum için değil, işin teknik tarafının Hatay'da başladığını bildiğim için bu ifadeyi kullanmak zorundayım. Ölü sayısı 50 bin deniyor. Suriye'de var burada. Suriye'de 10 binin üzerinde ölü var. Onu da kattığınızda 60. Ama açıklanmayan bir şey var. Nedir o açıklanmayan bir şey? Kayıplar. Kayıpların sayısını biliyor muyuz? Kayıpları bilmiyoruz. Ve kayıpların kuvvetle muhtemel büyük bir çoğunluğu hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Dolayısıyla bu sayının resmi sayılardan çok üstünde olduğunu görebiliyoruz. Hataylı olarak biz alışkınız. Tarihsel dönemler içerisinde bundan büyük depremlerimiz de var. Dünyada 10 tane en büyük deprem, en ölümlü deprem diye listeleseniz, Türkiye'de değil bakın, dünyada bir tanesi Hatay'dadır. O kadar etkin büyük depremler var. Şimdi Türkiye'de deprem oluşturabilir fay sayısı 500'e yakın. 5,5'tan büyük deprem oluşturabilir fay sayısı 500. Ama son depremler bize gösterdi ki bu 500 değil, daha fazla. Çünkü hiç deprem haberi beklemediğimiz yerlerden 5 büyüklüğünde, 5,5 büyüklüğünde depremler olmaya başladı. Herkes Konya'ya kaçıyor, Konya'da depremler başladı. Dolayısıyla bir şehir efsanesi. Türkiye'de hep derler %92'si deprem bölgesi. Ben bunu tamamlayayım, bu cümlenin üzerine çizeyim. Türkiye'nin %100'ü deprem bölgesi. Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir yer yok. 2020'de biliyorsunuz İzmir'de yıkımlar oldu, insanlar öldü. Hemen medya onu İzmir depremi diye verdi. İzmir'de deprem falan olmadı. Sisam'da oldu, Yunan Adası'nda oldu, geldi İzmir'i yıktı. Bir de dalga getirdi, tsunami dalgası. 2 metre yüksekliğinde bir dalga getirdi. O da bizim de şey değil, Yunan Adalarında meydana gelen şey.
Demek ki uzaktaki depremler de bir yerleşim yerini etkileyebiliyor. Birazdan Marmara ve İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'daki yüksek binaların uzak depremlerden nasıl etkilenebileceğini de ayrıca konuşuruz. Marmara depremine doğru geliyoruz. Bakın, deprem batıya doğru bir transfer var, bir göç var. Ama ortada bir boş yer var. Görebiliyor musunuz orayı? Bakın şu haritada bakalım. Biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. 1912'de Şarpköy Mürefte depremi var 7.4 büyüklüğünde. Bir de İzmit Körfezi'ne kadar gelen 1999 Kocaeli depremini biliyoruz. Şurası. Ve şu soru işaretlerinin olduğu yerler gerilim bölgesi. Marmara Denizi'nde iki gerilimin olduğu ara mutlaka birleşecek. Mutlaka birleşecek ve 7'den büyük bir deprem verecek. Şu alan, bakın şu alan, sarı alan mutlaka kırılacak. Ve İstanbul Marmara Denizi'ndeki depreminin şu özelliği var. Bir yıl içerisinde iki tane 7'den büyük deprem oluşturabilir. Kocaeli'nde bu oldu zaten. Kocaeli ardından Düzce oldu. Santimetre mertebesinde birbirinin devamıydı. Tarihsel dönemin içerisinde bunlar olmuş mu? Olmuş. Mesela bundan 250 yıl önce 1766'da peş peşe iki deprem var. Dolayısıyla burada medeniyetler de olduğu için, kayıtları iyi tutulduğu için büyük ve şiddetli olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan Marmara Denizi çok önemli. Nüfus potansiyeli çok fazla. Marmara, Türkiye'nin üçte biri burada yaşıyor. Konut bakımından 6 milyona yakın bina var. Sadece İstanbul'da 2 milyona yakın bina var. Bağımsız bölüm olarak 5 milyon bağımsız bölüm var İstanbul'da. Ve İstanbul'da bir tedarik köprüsü, gayri safi milli hasıla dediğimiz ulusal bütçemizin önemli kesimi buradan elde ediliyor. Yani Marmara'da ve İstanbul'daki bir deprem İstanbul'un sorunu değil, Türkiye'nin sorunu değil. Dünyada önemli bir sorun yaratabilir. Çünkü kıtalar arası bir köprü, bu köprünün ortadan kalkması, yıkılması dünyayı etkiler. O bakımdan bu işin şakası yok. Marmara depremine mutlaka bir şeyler yapılmalı. 24 yıldan beri bir şeyler yapıldı ama yeterli değil. Daha çok şey yapılması gerekiyor ve çok hızlı olmak gerekiyor. Ben kısa bir şey yapayım. Süremizi doldurduk ama forum bölümünde yine sizin bu engin düşüncelerinizden, fikirlerinizden yararlanacağız. Bir cümleyle toplayalım hocam. Zemin bakımından söyleyecektim. İstanbul'un neresi sağlam, neresi bilmem ne. Buyurun, buyurun hocam. İsterseniz onları söyleyeyim. Şimdi yapıların altında biliyorsunuz bir zemin var. Bu zeminlerin bazıları kaya, bazıları da gevşek zemin. Burada onu gösteriyoruz. Şöyle ki, bakın aşağıda deprem dalgaları var. Sağlam zeminden ya da çürük dediğimiz zeminden geçerken farklı şekillerde geçer. Özellikle dere yatakları gibi ya da gevşek zeminlerden geçerken deprem dalgaları geçemez. Yavaşlar. Yavaşladığı için de üstündeki yapılara daha çok yük bindirir ve hasar görmesi, yıkılması bunun sayesinde olur. İşte zeminin özelliği, sağlam zemin derken bunu kastediyoruz. Ama o da yeterli değil tabii. İstanbul'da biliyorsunuz yapı stoğunda genellikle 4-6 katlı yapılar var ama İstanbul'un yapı stoğunun önemli bir kesimi ruhsatsız, yani oturma izni olmayan binalardan müteşekkil. Yenilerde çok gökdelenler falan var. Gökdelenlerin şöyle bir durumu var. Sadece Marmara depreminden değil, uzak depremlerden de etkilenebilir. Yani Bursa'daki, Eskişehir'deki uzak depremler karşısında İstanbul'daki gökdelenler sınav verecek. Özellikle dere yataklarının üzerinde yapılmışsa böyle yapılar önemli zararlar verebilecek. İstanbul'un en basit jeoloji haritası bu. Bunun üzerindeki zeminleri söyleyecek olursam, Anadolu yakası genel olarak Türkiye'nin en sağlam yeri. Ama bu çok genel bir söylem. Parsel bazında, ada bazında bu işler değişir. Bina bazında bu işler değişir. Genel olarak Anadolu yakası çok sağlam olmakla birlikte Avrupa yakasının Haliç'in kuzeyindeki zemin, kayalık zemin, birinci zamana ait sağlam bir zemin. Ama yine tekrar söylüyorum, bu orada güvence altında olduğunuzu göstermez. Yapınızın nasıl olduğuna bağlı olabilir. Mesela burada sarı alanlar gevşek zeminin olduğu, deprem dalgalarının daha çok etkilenebileceği semtleri, ilçeleri gösteriyor.
Yani sayacak olursak sar bölgeleri, Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Silivri gibi ilçeler böyle zemin üzerinde. Peki burada ne yapalım? Kaçalım mı? Hayır. Bu zeminin özelliklerine göre yapı yapıldığı zaman herhangi bir şey olmaz. Mesela diyelim ki Maslak. Maslak sağlam bir yer. Orada güvencede misiniz? Bence değilsiniz. Zemin sağlam da yapınız ona uygun mu? Mutlaka zeminle yapının barışık olması gerekiyor.